Ne yapıyoruz? Bohça kebabı yapıyoruz. Bir de çataldan kurabiye yapacağız. Çatal kurabiye yapacağız. Kızım et mi? Tavuk. Ama çok güzel oldu. Ve tavuk. Şeyde, mantar. Ve mantar. Evet. Ya bir şey soracağım. Bu mantar sulanıyor ya. Evet. Ben mesela böyle yapamıyorum bunu. Çok sulanıyor mantar. Ama beklemen lazım pişsin diye. Çekecek. Tabii çekecek. Gerçekten çok lezzetli oldu. Lokum gibi oldu. İstersen tadına bak. İçine ay yok yok de... dur şimdi başlamayayım. Bitene kadar programı iki kere duyuyorum. Dur. Şimdi iç harcı bu. İç harcında bir güzel önce tavuk etlerini istediğiniz her türlü tavuk eti olabilir. Yani göğüs olabilir, kalça olabilir. Çekmiyordum buraları çekmeyeyim tam bu kısmını. Tövbeler olsun Instagram'a koyacağım dur. Dur zaten bu da açılmadı. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Instagram'a özel olarak çekiyoruz. Şahane şeyler yapıyoruz bugün. Kaygana evet. Yapacağız. Dur bak bitmedi. Trabzon güveç, bal kabaklı mısır tatlısı, dönerli pide. Hele dönerli pideyi hayatımda ilk defa duyuyorum. Sen ne yapacaksın? Çatal kurabiye, bir de bohça kebabı yapacağız. Onun için iç harcını hazırlamaya başladık bile. Biz ne soralım? En sevdiğiniz yemek, en sevdiğiniz tatlı hangisi? Ben mesela İspir fasulyesi gördüm orada bayıldım of, bayıldım. Lezzetli. Yani mesela kuru fasulye pilav olabilir benim birincim. Sizinki ne? En çok sevdiğinizi. Hadi yazın bana. Afiyet olsun, bal olsun ama kilo olmasın mümkünse. Hadi görüşürüz. Vallahi benim nohut pilav. En başta bir tencere nohut pilavı yiyebilirim gerçekten. O kadar çok seviyorum. Patates, benim fasulye pilav olabilir yani. Bakayım ne yazacaksınız. Bir de yöresel lezzetler var mesela onlar da olabilir. Patates kızartması da çok severim. Biraz sağlıksız ama gerçekten süper oluyor. Ay Ebru'cum şu an bizi mi izliyorsun yoksa bunu şeyden mi yazmış? Ha, ay ben bu sabah bir yerlerdeydim böyle birazcık güzelleşeyim diye. Sevgili Murat'a tekrar teşekkür ediyorum. Şu kontür var ya bu muhteşem bir şey ya nasıl güzel yine oldu böyle. Yine mi bir şey yaptırdın ya çok güzel. Hayır ama onu düzeltmesi şimdi bu da daha önce yaptırmıştım. Şimdi Ebru'cum da hemen görüyorum. Ebru senin ihtiyacın mı var ya maşallah taş gibi kız. Valla ama niye eskiden balerin Ebru Aker... Oradan da biliyorum onu. Canım benim çok öpüyorum seni. Şimdi. Şimdi ben yufkayı su ve yağ ile ıslatıyorum. Hı. Bak böyle. Hemen bardakla yapacağız. O kadar güzel olacak ki. Şöyle hop. Senin burada neyini unutamıyorum biliyor musun? Neyi? Şahane bir tarif o. Aklımda hangisi? Da çok kaldı. Soğan böreği de mi? Ay soğan böreğine bayılıyorum. Ay onu ne zamandır yapmıyoruz. Ya evet ne zamandır yapmıyoruz yapalım soğan böreği. Ama artık herkes öğrenmiştir yapmayalım dur soğan böreği. Yeni bir şeyler keşfetmek bence lazım. Bence hala soğan böreğini... Soran var mı? Soran var. Hakikaten var gerçekten bak, var. Bak bizim bence en güzel yemeklerimiz bence evde sucuk, evde döner. Evet ev döneri. Ev sucuğu ama şahaneydi. Aa bir gün ev sosisi yapayım. Çok değişik bir tarif öğrendim. Evde sosis. Mi? Aynen. Ay yarın yapsana. Sosis. Yarın tamam, yapalım. Yarın yapalım tamam. Tamam. Ev sosisi yapalım. Evde sosis. Çünkü normalde sosis biraz daha şey hani sucuktan. Evet. O yüzden şahane olur. Çok güzel olur. Şimdi. Ay arasına getirebilir miyim? Belki de yediririm. Ama sen dur daha bakayım. Yeni başladı sosis. Ay 500 gram almışız bu ay kendimi kötü hissettim ya. Birazcık daha şey olsun. Normalde bir kilo gidiyorduk vallahi kötü hissettim. Ne yiyor ne içiyor onu bir reklam arası konuşalım seninle. Konuşalım. Şey adam sen de annesin sen de biliyorsun normalde bir kilo alıyordu. Evet. Bu ay işte 9. ay tamamen bitti 10. aya geliyoruz. Yarın 500 gram almış. Benim oğlum hep 1 yaş 2 yaş önden gidiyordu zaten. Şu anda bizimki da öyle. Bizimki de öyle maşallah. 85 olacak. Evet inşallah. Maşallah. Ama baba uzun demek arasında ki, boyu diyorsun. Çok uzun. Bizim de doktorumuzu söyledi 2 metreyi zorlayacak diyor. Aman boy post devede de var. Evet doğru. Burası çalışsın. Efendi olsun akıllı olsun. Uzunluk kısalık bir şey ifade etmiyor. İşini güzel yapsın aferin diyelim ona. Sağlıklı saatli olsun. Bir de şımarmasın. Hiç sevmem şımarık çocuk. Aynen. Hiç. Öyle ünlü çocuğuyum şudur budur ağzından bir kere duysam var ya onu böyle. Neyse dur çocuğumu tehdit etmeyeyim şimdi. Öyle yetiştireyim söylemesin. En doğrusu o. Bir yandan da beşamel sos yapıyorum Zahide'ciğim. Beşameli tavukla inanılmaz yakıştırıyorum. İsterseniz sadece sebzeyle de yapabilirsiniz bunu. Onu hemen söyleyeyim. Yani tavuk sevmiyorum, et sevmiyorum diyorsanız ıspanak ve mantar ve sebzeyi karıştırın. Yine beşamel koyun. Bu böreği öyle de yapabilirsiniz. Şu anda yağı erittim. Biz şimdi ne yaptık? Oraya ne güzel koydun sen onu öyle. Şimdi burada yufka var. Yufkayı şöyle büyük üçgenler halinde kestim tamam mı? Ama bu bayağı büyük üçgen. Evet evet büyük bir üçgen. Çünkü sonra ne yapacağız? Su ve yağ ile bunu böyle güzelce ıslatacağım. Ya da sadece yağ ile de ıslatabilirsiniz. Hmm. Sonrasında böyle hop hop katlıyorum şöyle. Böyle katladığımı gelişigüzel katladım özellikle.
şöyle bardağın içine veya kasenin içine koyuyoruz. Şöyle bohça şeklinde, adı bohça kebabı ya. Bir yandan da orada mantar, tavuk. Ah bak sana göstereceğim diye yaptım. Ay, özür ya. Ay özür dilerim. Ben de Instagram'da yazdıklarınızı okuyordum. Diyecektim ki biz hayatta kilo veremeyiz bak. Herkesin sevdiklerine bak. Bir kere Yusuf nohut pilav demiş senden. Evet. Menemen, Duygu yazmış. Yemekte mantı, tatlıda kadayıf, Güler. Aa, bak mantı da güzel. Yok annem biz mümkün değil. Kastamonu dondurma ne? Bandırması mı dondurması mı bu? Banduma mı acaba? Banduması. Evet. Tatlıda lokma tatlısı Allah'ım. Oo. Sana geliyorum. Arada birisi güzelsin diye yazmış, teşekkür ediyorum. Özlem baba. Nohut pilav, künefe. Ben de bugün nohut çorbası ve pilav yaptım. Nohut çorbası nasıl oluyor? Gülçin yapmış bak. Demek ki nohutla böyle sadece karıştırarak. Yapsak ya biz de denesek ya. Yapalım. Şimdi ben bir yandan bunu daha fazla yakmadan altını kapatıyorum. Dur. Tarifini yazsın. Dur, tarifini yazar mısın? Yazıyorum. Şuraya nasıl yapıyorsun? Da koyalım. Un koyuyor musun mesela? Yazar mısın deyip bir de sana nohut pilavı mı? Evet. Ay, nohut çorbasına mı? Gülçin Düzgüler. Bak yaz bakayım nasıl yapıyorsun? Ben merak ettim nohut çorbasını ya. Bence çok güzel olabilir. Evet olabilir ama un koymuyordur sanmıyorum. Beşamel sosu. Burada tavuklu, mantarlı, biberli karışımın içine koyuyorum. Beşamel... Hiç aklıma gelmez bunun içine bunu koyacağım. Ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Ya da üstüne de. Üstüne de koyabilirsiniz. Sıyıramadın ki sen onu. Allah sıyıramadım. Tersini dur, döndü çünkü. Dur. Sen onu şöyle tut. Dur. Bıraktım. Dur günah bir sürü. Bu da olmaz da buna kaşık lazım ya. Spatula vereyim istersen. Spatula daha güzel olur. Dur şununla yaparım. Size bile olmasın. Şimdi birazcık da muskat evinizde varsa... İçine muskat rendeleyebilirsiniz. Yoksa hiç koymanıza da gerek yok. Ne oldu? Ay elimin ucu değdi. Yandı. Sıcağı da hiç gelemiyor Zahide. Evet ya. Vallahi kayınvalidemden de korkmuyorum. Çok da seviyorum. Hep o geliyor, o laf geliyor aklıma. Heh. Alayım ben. Ama bak nasıl sıyırdım. Vallahi süper bak. Sıyırdı ya. Helal olsun. Vallahi alkışlıyorum. Vallahi güzel sıyırdı. Yemin ediyorum yıkanmış hiç kadar kıyamam. Oldu. Hiç kıyamam. Bununla devam edeyim ya. Süper. Şimdi içine birazcık evinizde muskat varsa yani şu minik Hindistan cevizi. Minik Hindistan cevizi. Bunun fazlası adamı öldürüyor biliyorsunuz ne? Değil mi? Evet. Yüce aman Allah onun için bu kadar yaratmış. Hakikaten öldürüyor fazlası. Ay Fevzi hocam gelecek, sorayım ben ona. Muskat. Fevzi Özgün'ün bir sürprizi var, bize bayılacaksınız. Çok hoşuma gitti. Çok çok çok. Dünya evet. Tatlısı. Hem eşiyle geliyor, o ayrıca dünya tatlısı da. Ama bir de bir sürprizi var ki... Ben çok çok sevdim. Bak şimdi onu da söyleyivereyim. Bir dakika buraya not ettiydim. Bak tiroid hastaları biliyorsunuz her şeyi yiyemiyor tiroid hastaları. Bu Hashimoto bir çıktı. Herkes Hashimoto diyorlar. Ama nedir bu onu da soracağım hocama. Tiroid hastaları için sakıncalı olabilecek besinler ne? Onları öğreneceğiz. Probiyotikler var hep söylüyoruz ama bunlar ne yapıyor gerçekten? Hani ev yoğurdu, turşusu şahane ama nedir gerçekten yaptıkları onları öğreneceğiz. Doğal olarak bunları nasıl alabiliriz onları da soracağım. Ha kabızlık. Kabızlığa iyi gelen bir çay tarifimiz var. Kabızlık için yine çünkü çok soruluyor kabızlık. Lif deposu bir şey yapacağız. Ve tiroid hastaları o kadar çok ki onların güvenle tüketebileceklerinden bahsedeceğiz. Sonra da göz hastalıkları uzmanım gelecek. Allah'ım kimseyi hani mümkünse güzel şeylere bakalım, iyi görelim. Görmemekte problem. Niye? Allah korusun düştük, ayağımızı kırdık, bir şey oldu. Hele belli bir yaştan sonra biz kadınlar bir de menopoz dikkat etmemiz lazım. O yüzden öğrenmemiz lazım. Çok doğru söylüyorsun. Sadece muhteşem bir iç var orada. Beşamelli, tavuklu, mantarlı bir iç. O içi de sadece böyle su ve su ve tuz yağıyla ıslattığımız yufkanın içine koydum. Bakın o içi. Hemen bunu da böyle bir tepsinin içine koyalım. Hop. Ve bu şekilde dizeceğim. Şöyle alayım. Bakın böyle içinde hemen sebzeler, mantar, tavuk, beşamel sos. Ne güzel içinde. Oldu. Şöylece hop katlıyoruz. Ha. Ay onun üzerine de beşamel falan dökseydik var ya. Bunun üzerine tekrar beşamel koyabilirsin ama şöyle sadece yağ bak, yeterli böyle oluyor. Böyle börek gibi olur ama bir de beşamel. Yapsana bir beşamel daha. Tamam yaparım. Bir tarafını da öyle yapalım. Bak tamam. Çok güzel olacak. İstersen şey yapalım sadece ne? İçi çukur yapalım mesela. Şöyle. Hayır, bunun üstüne beşameli döksek bir de bu kızaracak ya nar gibi. Yo şahane bak şöyle olur. De yapabiliriz. Hop şöyle yaparsın yufkayı. Şöyle yaparsın. Ya beşamel. Bak işte beşamel de ortasına ki? Koy. Bak, bu ne ki? Bak şimdi bak al. He tamam. Şurasına tamam, koy göbeğine anladım. Koy. İşte tamam. Beşamel de ortasında olmuş olur.
Bak böyle de yapabilirsin. Ama bu başka. Gerçi aynı şey olacak. Ama bak, öbürü de daha böyle sivri ya. Hangisini istiyorsan. Yurdum, su bardağı işte. Bak bunda ne güzel oldu, gördün mü? Aynen. Bak böyle de güzel oluyor. Hangisini istiyorsan ister. Buna beşamel. Ona beşamel, tamam. Tam bunun üstüne de yap ama o daha güzel olacak. Beşamel ben... yapmaya ne var? Hemen süt, ha, un, yağ. Ha. Gelsin kaloriler. Gelsin. Ay Cahit Bey Kuşadası'ndan yazıyor. Ekranın en güzeli. Vallahi Müge ile paylaşmak isterim bu sözünüzü. Aklı süslerle bezeli, hayır getirir sözleri, içi marifetle bezeli, deva sunar gözleri. Aman Allah'ım. Cahit Bey'de şairlik varmış ya. Şahanesiniz Cahit Bey. Teşekkür ederim. Mahcup ettiniz beni. Gülçin yazmamışsın. Çorbanın tarifini yaz. İki satır yaz. Bakayım. Bak takip ediyormuşsun beni. Şuradan bak sana şimdi mesaj gönderiyorum. Tamam mı? Dur öpücük gönderdim. Okuyacağım. Tamam mı? Hadi yaz. Çünkü ben nohuta bayılırım. Herkese ne sevdiğini sorduk. Nohut çorbası. Çorbası. Acaba nasıl yapıyor? Evet ben de merak ettim. Evet. Tarifini ver bize, öyle yazıp kaçmak ama olmaz. Ama nohut deyince mesela humus da çok güzeldir. Bayılırım. Humus şişiriyor ama ya. Humusa da bayılırım. Biraz şişiriyor değil mi? Benim hemen. Olsun. Ha, yaprak sarması, tatladı kadayıf tatlısı. Erzincan'a selam göndeririz tabii. Ebru'cum. Programın enerjileri. Ta Kilis'ten yazıyorum. Hiç okumuyorsunuz Ayda Hanım. Güzide vatan okumaz mıyım? Bak okudum. Sizi çok seviyorum. Çok mütevazısınız. Çok teşekkür ederim. Kalbiniz çok güzel. Ne güzel. Hülya'cığım çok teşekkür ederim. Karnı yarık. Kebap. Karnı yarık ve kebap. Karnı yarık. Pilav, cacık en güzel menüdür mesela yazın değil mi? Çok severler cacık. Mantarlı tavuk. Ay evet ya yarı. Yemek. Lebeniye, lebeniye ve pilav. Evet. Dolma ve güveç. Biz Arnavut göçmenlerinin yemeği. Kapama pilavı Zayda Hanım. Kapama pilavı biliyorsunuz mu? Oh. Bak benim de göçmenlerim var burada. Safiye sen neyi seviyorsun? Ben yapmayı seviyorum. Ama hiç yemeği sevmiyor musun? Yiyor da kız. Yiyor belli yani. Ha. Söyle bakayım. Hem yapıyorum hem yiyorum. Vallahi ben yemek seçmiyorum. Her şeyi her yemeği yaparım yani. Kız yapmaktan bahsetmiyorum. Şimdi onu yaptıracağım. Ha. En sevdiğin yemek hangisi? Sevdiğim yemek. Genelde et yemeklerini seviyorum. Ha, sebzeci de değilim yani. Değilsin. Öyle. Etçisin. Küçüklükten beri öyle yetişmişiz. Çok nerelisin sen? Şerdi. Aslen Erzurum ama Sakarya'da doğma büyüme. Ha güzel. Evet. Erzurum'a da Sakarya'ya da selam olsun anneme. O zaman. Anneme. Annem ha. Özellikle sizi çok seviyor. Bırakmadı beni yalnız gidecektim Elif'i ya. Annenin adı ne? Adile. Ay benim teyzemin adı rahmetli. Evet. Adile Hanımcığım öpüyoruz sizi burada. Kızım bana emanet, merak etme, şahane şeyler yapacak şimdi ben bana. Ben de öpüyorum anneciğim. Hadi bakalım. Zahideciğim, yaptık. Sana beşamel yapacağım. Onu fırına vereceğim.